Herkese merhabalar. Bu videomuzda 16 haneli barkod nasıl oluşturulur? Daha doğrusu 16 haneli bir kodun barkod haline çevrilmesi nasıl olur? Onu göreceğiz. Şimdi önce online hali, online barkod generator. Bu siteye gideriz. Buradan QR kodu yerine barkodunuzun cinsini seçebiliriz. Mesela kod 128 bu 16 haneli kodların çevirisini güzel yapıyor. Buraya 16 haneli kod yazabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Mesela bu create dediğiniz anda aşağıda barkodu veriyor size. Buradan istediğiniz dosya şeklinde indirebiliyorsunuz. Ama bu şöyle indirelim mesela. PDF'e bastım. İndirdim. Şöyle alayım. Açtığımda buraya geliyor. Bunu telefonunuzdan barkod okuyucuya okuttuğunuzda görebilirsiniz. Açılıyor. Fakat biz birçok şey girebiliriz ve hemen karşımızda olmasını isteyebiliriz. Bunun için şöyle bir içerisinde makro kodu bulunan bir Excel dosyası hazırladım. Ben bu kodu da internetten buldum. Bir daha sizin hazırlamamanız için, hani uğraşmamanız için aşağıya linkte açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Makrosunu görmek isterseniz de şu geliştirici kısmından Visual Basic kısmına girerseniz şurada modüller kısmında şey gözüküyor. Makrodaki kodlar. Ben bu kodun tamamını internetten buldum. Tekrardan kapatıyorum. Şimdi buraya herhangi bir kod yazıyorsunuz. 16 haneli. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oldu galiba. Bir yerde iki defa basmış olabilirim. 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 olması şart değil. Daha küçük kodları da 13 haneli kodları da yazabiliyorsunuz. Bakın bunu Enter'a bastığım anda şuraya bir başka bir kod beliriyor. Aslında önemli olan bu. Siz direkt şu kodu da aslında bir kod fontuyla yazıp mesela bu arada bir font da vereceğim. O fontu da yüklemeniz lazım. Barkodun fontunun oluşması için. Bu da kod 128 fontu. Onu da indirip yükle diyeceksiniz bilgisayarınıza. O ikisini de açıklama kısmına bırakacağım. Şu Word dosyasını ve kod 128 fontunu. Şurada kod 128 fontu var. Bakın göstereyim. Üzerinde durunca görünüyor. Kod 128 fontu. Bu fontu atacağım bunun dosyasını. Siz yükle dediğiniz anda size de burası gelecek. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Şu oluşuyor. Buradaki 16 haneli koddan burası oluşuyor. Burası oluştuktan sonra siz bunu buraya aynı şekilde alıp bu tarafa kod 128 fontuyla yazdırıyorsunuz. Ve oluşmuş oluyor. Buradaki diğer satırı sütunu çok fazla değiştirmeyin. Şuradaki kodu özellikle. Makrodan alıp kod 128 şekline çeviriyor burası. Buradaki kodu alıyor. Makronun da yardımıyla şu hale getiriyor. Sonra buradaki yazan karakterleri, şurada yazan karakterleri bu tarafta da kod 128 fontuyla yazıyor. Yani aslında şuradan şuraya bir değişiklik yok. Böylelikle bu kodu okutursanız şuradaki 16 haneli kodun karşılığı olarak okunacaktır. Bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu tarz içeriklerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.